Hikmet Genç, iyi terörist, kötü terörist. Sinir gazı en çok bebekler ve çocuklar için ölümcüldü ve bu kimyasal silahtan en çok onlar etkilenmişti. Cansız ve solgun bedenleriyle yan yana dizilmiş onlarca bebek. Hava çok sıcak olduğu için minik cansız çıplak bedenlerinin üzerlerine buz parçaları serpilmişti. Zalim Esed kimyasal silah kullanmıştı. İnsan yüreğini dağlayan bu fotoğraflar tüm dünyaya yayılmıştı. Türkiye defalarca dünyaya seslendi. Suriye'de yüz binlerce sivinin öldürüldüğünü ve öldürülmeye devam ettiğini söyleyip durdu. Ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mültecinin dramına dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür. Buraya da bakın diyerek haykırdı. Daesh Türkiye'de estirdi. Suruç'ta ve Ankara'nın göbeğinde katliamlar yaptı. Onlarca yıl PKK terörüyle boğuştuk. On binlerce vatandaşımız terör saldırılarıyla hayatını kaybetti. Neredeyse dünyanın tüm terör örgütlerinin faaliyette olduğu bölgeyle 1300 kilometrelik sınırımız var. Başta PKK ve DAEŞ olmak üzere hepsiyle mücadele eden bir Türkiye var. Türkiye tüm müttefiklerine çağrıda bulundu. Uçuşa yasak bölgeye güvenlik koridoru oluşturulsun diye. Ama kimse harekete geçmedi. Türkiye'yi oyaladılar. Daesh'le mücadele ediyor diye bir başka terör örgütü olan PYD'ye silah verdiler. Nasıl olsa sınırları yoktu Suriye ve Irak'la. Kobani'ye yardım amacıyla uçakla yukarıdan attıkları birçok silah ve mühimmat yanlışlıkla Daesh'in eline geçti mesela. Bir binanın tek bir penceresinden nokta atışı yapabilen koalisyon güçleri Kobani'ye saldıran bin civarındaki Daesh militanını ve 10 tankı haftalarca bombaladı ama bir türlü indiremedi ne hikmetse. Daesh'i yok edeceğim diye gelen Rusya ise yanlışlıkla Türkmen ve Arap köylerini bombaladı. Daesh karargahlarına ne kadar zarar verdiler, kaç Daesh'li öldürdüler öğrenemedik bir türlü. İngiltere'den 1500, Fransa'dan 700 militan Suriye ve Irak'a gitmiş, DAEŞ'e katılmıştı. Biz PKK, DAEŞ'te HKPC terörüyle mücadele ederken, onca insanımızı teröre kurban verirken, Batı bize insan hakları ve demokrasi dersi veriyordu. Kandil'de PKK görünümlü Hanslar, DAEŞ'te ise mücahit görünümlü Lawrence'lar cirit atıyordu. Terörle boğuşan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, ekonomisinin çökmesi, dünyaya meydan okuyamaz hale gelmesi herkesin işine geliyordu anlaşılan. Ama olmuyor işte. Küresel güç savaşlarının bilek güreşinin nerede yapıldığının bir önemi yok. Dünyanın neresinde olursa olsun çıkan bir yangın dünyanın her tarafına yayılabiliyor. Bu da küreselleşmenin bir sonucu. Erdoğan'ın dediği gibi benim teröristim iyi, senin teröristin kötü diye bir şey yoktur. Sonuçta hepsi insanı ve insanlığı vuruyor. Hikmet Genç Yeni Şafak